Merhaba, size öncelikle çok kısa bir hikaye anlatarak başlamak istiyorum. Lilith'in hikayesi. Bir efsaneye göre Lilith, Adem'le birlikte eşit şartlarda yaratılan bir kadın. havadan önce yaratılan bir kadın. Adem'le bütün tamamen eşit şartlarda yaratılıyor. Fakat Adem ve Adem'le Cennet'te yaşarken Adem her şeyini ona yaptırmak istiyor. Yani onun üzerinde bir hüküm kurmak istiyor. Ve Lilith buna karşı gelerek e, cenneti terk edip cehenneme gidiyor. Tamamen kendi özgürlüğü ve bağımsızlığı için ve Adem'in, Tanrı'nın ve meleklerin yalvarmalarına rağmen asla bir daha cennete geri dönmüyor. Daha sonra Tanrı e, Adem e o kadar üzülüyor ki havayı Adem'in e, omurgasından yaratıyor ve daha sonra aslında hikaye başlıyor. Benim hikayem de Havva'dan değil, Lilith'ten Sofya'ya kadar uzanan bir hikaye. Kusura bakmayın, çok heyecanlıyım çünkü şu an bir hayalim gerçekleşiyor. Teşekkür <laughs> 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 ederim. Ee, ben Elif Eda Güneş, ee, Yozgat'ın küçük bir köyünde doğdum, büyüdüm. Küçükken yıldızlara bakıp hep hayaller kurardım. Ve dünyayı değiştirme ve devrim hayaliyle büyüdüm aslında. Babam devrimcidir. <laughs> ne kadar istemese de, beni oradan uzak tutmak istese, istetese de ben yine onun yolundan gitmek istedim. Ama benim hayallerim biraz daha farklıydı. Benim anladığım devrim anlayışı onunkinden çok daha farklıydı. Bu yüzden hayallerimi hep yıldızlara bakarak kurardım ve nasıl yapabileceğimi düşünürdüm sürekli. Nasıl kitlelere hitap edebilirim, nasıl değişim yaratabilirim, nasıl istediğim devrimi var edebilirim diye düşünürdüm. İlk projemi anlatmak istiyorum size. İlk projem benim 8 yaşındayken, ikinci sınıfa geçmiştim. Köyde gördüğüm, çevremde gördüğüm cinsiyet eşitsizliklerine karşı bir projeydi aslında ve ben o zamanlar bunu farkında olarak yapmamıştım. Yani bunu farkında değildim. Dünyadaki bu eşitsizliğin farkında olarak değildi. Ee, yeni okuma yazma, yazma öğrenmiştim ve köydeki kadınlar okuma yazma aslında bilmiyordu ee, ve bu yüzden haklarına da savunamıyorlardı. Ben buna karşı eğer onlara okumayı ve yazmayı öğretirsem belki haklarını savunabilirler ve e, onlara karşılaştıkları olumsuz durumlarda mücadele edebilirler diye düşünerek yapmıştım. Köyde isteyen kadınlara okuma yazma öğretmiştim 8 yaşındayken. Daha sonra... Bunu sporla yapabilirim deyip futbol oynamaya başladım. Tiyatro ile yapabilirim ve sahnede bir sürü insana hitap ederek değişim yaratabilirim, bir değişimin parçası olabilirim diyerek tiyatroya başladım. Ama hala içimden bir ses bunun bunlarla var olmayacağını ve kendimi bulamadığımı söylüyordu. Tiyatro yaptığım dönemde Kayseri'ye taşınmıştık ve bana bir telefon alındı. Ben o telefonla bütün yazabildiğim Türk bilim insanlarına mesaj attım. Ben değişim yapmak istiyorum. Şöyle bir köyde doğdum, büyüdüm. Sizce bunu yapabilir miyim? Umut Hoca döndü. Umut Yıldız, NASA'dan. Hala da hocamdır ve çok gurur duyuyorum bununla. Umut Hoca ile yaptığımız birkaç dakikalık konuşma benim için çok büyük şeyler yarattı. Beni bir ekiple tanıştırdı ve orada ben yazılımı öğrendim. Daha doğrusu yazılımım denen şeyi öğrendim. Benim yazılım hikayem, kağıt kalem aslında şöyle... O dönem köyde olmam gerekiyordu. İnternet yok, bilgisayarım yok. Nasıl yapabilirim? Python dilini biliyorum sadece ama Python ismini biliyorum. Gittim, PDF çıkarttırdım. Ve Python diline dair işte örnek kodlar, algoritması hepsini çıkartıp başka bir kağıda aktararak aslında ilk aşamayı öğrenmeye başladım. Lise 2'ye geçtiğimde üniversiteye gittim. Ve üniversitede dedim ki ben bunu profesyonel olarak yapmak istiyorum. Ben gelecekte yazılımcı olmak istiyorum. Bana öğretir misiniz? Orada da çok iyi insanlarla tanıştım ve lise 2'deyken üniversitede ders almaya başladım. Python ve algoritma dersleri aldım. Bir yandan Herciyes Teknopark'ta proje geliştirmeye başladım. Bunları yaparken hala kendimi bulabilmiş değildim. Yani evet, para kazanmaya başlamıştım. 14 yaşımda tek başıma yaşayabiliyordum, para kazanabiliyordum ama istediğim hayal bu değildi. Benim hayalim dünyayı değiştirmekti. Şu an ilk başlarda bana da çok komik geliyordu size gelebilir hiç yargılamam. Sonra ne yapabilirim diye düşündüm. Ve kelebek etkisi adında bir projeye başladım. Bu projeyle iki yıl boyunca köy okullarını, onkolojik servislerini, otizm çocuklarının olduğu okulları gezdim. Ve onlara bilim nedir, teknoloji nedir ve ileride hangi meslekler olabilirler bunları anlatmaya başladım. Hatta bununla ilgili çok duygulandım, belki ağlayabilirim kusura bakmayın, <laughs> bir hikayem var. Onkoloji servisinde Elif adında bir hastanın yanına her gün gidiyordum. Ailesi yanında olamıyordu. Ben de ona ablalık yapmaya çalışıyordum kendimce. İşte dizim duyutuyordum, bitti resim yapıyorduk. Bilimi, teknolojiyi anlatmaya çalışıyordum kendimce ki bir umudu olsun, hayata tutunsun, yaşamaya devam etsin diye. Pandemi döneminde gidemedim. Onunla her gün bir de tuz yiyordum. Bilimsel bir açıklamasını şu an yapamam ama doktorlar tuz yedirmeye çalışıyordu. Çünkü serum yoluyla alması onun daha çok hastanede kalmasını sağlıyormuş. Her gün gidip onunla tuz yiyordum ama çok fazla tuz. Pandemiden, pandemi başladıktan beş ay sonra beni bilmediğim bir numara aradı. Elif'ti ve iyileştiğini söylemek için aramıştı beni. <laughs> o zaman tam da böyle pes ettiğim bir dönemdi. Pandemi, hiçbir yere gidemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ya hiçbir şeye dokunamıyorum, hiçbir insana dokunamıyorum dediğim bir dönemde Elif'in araması beni tekrardan hayata bağladı diyebilirim. Daha sonra daha çok çalışmaya başladım. Daha çok yazılımla uğraşmaya başladım. Fark ettim ki yapay zeka, yazılım aslında bir sürü insanın hayatına dokunabileceğim bir şeydi. Teknoloji özellikle bir sürü insanın hayatına dokunabileceğim bir şeydi. Önemli olan onu doğru yönetebilmekti. İstanbul'a gelmeye karar verdim. Çünkü edindiğim networkler İstanbul'daydı. Yapabileceğim işler buradaydı. Ve liseyi bitirdikten sonra Vodafone'dan teklif gelmişti bana. O yüzden ben de İstanbul'a taşındım ve Vodafone'da çalışmaya başladım. Ee, bir yıl inanılmaz bir deneyimdi benim için. Orada Scrum Master oldum, işte mobil uygulama geliştirme departmanındaydım, bir sürü şey öğrendim. Daha sonra da TÜBİTAK'a geçtim. Sonra TÜBİTAK'a geçtikten sonra şeyi fark ettim. Ben kendi işimi yapmak istiyorum. Ben yönetim tarafında olmak istiyorum. Ve bunu nasıl yapabilirim ve araştırmaya başladım. Sonra bir startupta yönetici olarak çalışmaya başladım. Bu startupın amacı tamamen inovasyon. Bizim e, şirketlere challenge ve hackathonlarla aslında e, external bir şekilde e, proje geliştirebilecek ve hayata geçirebilecek insanları sağlıyorduk. Bu beni inanılmaz motive ediyordu. E, şu an Mingada bir startupta çalışıyorum. Burada da içerik yöneticisi olarak çalışıyorum. E, aslında kısaca hikayem böyle. Yani gerçekten Lilith'ten o e, mücadeleden mücadele için vazgeçtiğim şeylerden başlayıp bugüne kadar geliyor. ki vazgeçmişim diyorum. Çünkü bu yolda ailemden, arkadaşlarımdan her şeyden vazgeçtim ve hiç de pişman olmadım. Şimdi bir e, soru gelmişti bize. Teknoloji mi kadını var etti, kadın mı teknolojiyi? Bunu ilk duyduğumda çok sorguladım. Neden böyle bir şey düşünülmüş olabilir? Yani ilk programcı bir kadınken veya sokağa çıktığımızda kadının eserlerini görüyorken, sanatta, toplumda, bilimde, teknolojide, her yerde biz varken nasıl böyle bir soru gelebilir diye düşündüm. Ama ne yazık ki böyleydi. Benim gittiğim okullarda gördüğüm şeyler, çevremde yaşadığım şeyler, insanların yaşadığı şeyler böyleydi. Ama ben bu soruya net bir şekilde cevap veriyorum. Biz kadınlar her şeyi yaratmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Birazdan arkamda bir fotoğraf olacak. Bu fotoğraftaki kadınlar benim hayatıma dokunan kadınlar. Benim hayatımda her zaman yeri olan kadınlar. Biri de hatta burada. Her zaman yanımda oldu. Şu anda da bir proje üzerine çalışıyorum. Tamamen kadınlar üzerine yine. Kadınların sağlıkları ile ilgili. Kadınların sağlıkla dair, sağlığa dair öğrenebileceği her şeyi içeren bir uygulama üzerine çalışıyorum. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim. Var olmaya, toplumda hepimizi var etmeye ve burada diğer kadınların adına var olmaya devam edeceğim. Fotoğraf alabilir miyim? Kusura bakmayın, bekletiyorum. <laughs> Mantar tutan annem. <laughs> Hayattaki en büyük gururlarımdan birisidir. Çünkü benim bu sahnede var olmamı sağlayan şeylerden biri annemin çalışması. Üretici bir kadındır. Diğer kadınlar gerçekten hayatımda çok önemli yeri olan kadınlar. Şu an çalıştığım kadın 27 yaşında Merve Yorgancılar ve amacı tek amacı şu an mavi yakanın dijitalleşmesi. Şu an biz mavi yakanın dijitalleşmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan ben mavi yakanın dijitalleşmesiyle ilgili Marmara Üniversitesi ile birlikte bir makale yazıyorum. Ve bu yaşta benim yaşımdaki kadınlarla birlikte çalışıyor olmak gerçekten bana çok gurur veriyor. Buradan teşekkür etmek istediğim kişiler var. Üreten, teknolojide var olan, sanatta var olan, yaşamın her yerinde olan sizlere, dünyadaki bütün kadınlara teşekkür ediyorum. Var olun, var olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılında da bu sahnede var olmamız sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum.